Evet, öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın ya, buraya kadar yorduk. Ama artık karar vermiş olduğum gibi futbol camiasında epey bir zaman bulundum. Ama artık bundan sonra yokum. Tabii daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim. Arkadaşlarımla görüşmek kaydıyla bir karara varacağım. Ya bırakacağım ya devam edersem federasyonla uğraşacağım. Böyle bir karar alma neticesindeydim. Arkadaşlarımla görüştüm ve kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Kulübü'nden başkan ve yönetici olarak artık bundan sonra görev yapmıyorum. Ve bu federasyon, mevcut federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevli arkadaşlarımızın gitmesine kadar da futbolda herhangi bir görevde bulunmayacağım. Daha önce anlattım. Sebebini anlattım. Genel olarak federasyonla ters düştük. Bu ters düşmemizin neticesinde de ya federasyonla ilk genel kurulda ibra edilmemesi için uğraşacaktım ve birçok kulüp başkanlarıyla da görüştüm. Görüşmelerin neticesinde de ben zannediyorum ki ibra da etmeyecektik. Ama ibra etmediğimiz zaman bir kaos olacak düşüncesiyle bu kaosun olmaması, doğrunun bu spordan, futboldan benim çekilmemin daha uygun olacağı düşüncesiyle bu kararı aldım. Rizespor'la hiçbir problem olmadı. Rizespor'u çok sevdiğim bir kulübümdür. Ayrıca Etimesgut Belediyespor Kulübü de benim çocuğum gibi büyüttüğüm, ikinci lige kadar amatörden alıp ikinci lige kadar getirdiğim bir kulüptür. Yine bunlarla beraberim. Yine onlarla olacağım. Ama bu federasyon gidene kadar inşallah bir daha bir görev almayacağım. Bu görevin, bu federasyonun altında görev yapmamaya karar verdim. İnşallah kısa zamanda giderler. Ondan sonra da biz de tekrar futbola döneriz. Evet, benim özet olarak söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyleri rahat bir şekilde cevaplandırabilirim. Sayın Başkan, Erkan Siger Anadolu Ajansı. Biraz daha açmanızı isteyeceğiz. Tabii ki futbol severler merak ediyor. Önce de siz de belirttiniz, ben de çok iyi biliyorum. Amatör kümelerini alıp daha ikinci lige kadar taşıdığınız ve Etimesgut Belediyespor var. Çaykur'da sporla yaptığınız son 3-4 yılda başarılar ortada. Sizi futboldan soğutan kararları ne oldu federasyonun? Şimdi bir kere federasyonun aslında ciddi alması gereken kararları maalesef almıyor. Şimdi de en son işte yabancıyla ilgili almış olduğu kararlar da Türkiye Kulüpler Birliği'de bir eleştiri konusu oldu. Ha, bu şeyi ben destekliyorum. Federasyonun almış olduğu bu kararı ben destekliyorum. Ama federasyonun yapması gereken çok şey var. Bunlardan hiçbirini yapmadı. Örneğin yapması gereken neydi? Birincisi, kulüp başkanlarının mutlaka borçlardan sorumlu olmasını bir şekilde kanunun çıkmasıyla ilgili elinden geleni yapması lazımdı. Maalesef bu kanun çıkmadı. İkincisi, şimdi yabancı oynatmayalım diyoruz ama altyapıyla ilgili herhangi bir karar alınmadı. Altyapıyla ilgili şöyle karar alınması lazımdı. Üçüncü ligdeki bir takımın altyapıda oynatacağı çocuklar, ne kadar altyapıda çocukların olacağını belirlemesi lazım. Kaç tane sahası olması belirlemesi lazım. Tesisleri belirlemesi lazım. Bir standart olması lazım. Örneğin üçüncü ligde. İkinci lige çıktığı zaman yine bir standart olması lazım. Birinci lige çıktığı zaman yine bir standart olması lazım. Ve Süper Lig'e çıktığı zaman da altyapıyla ilgili bir standartlar olması lazım. Mesela bunları getirebilirdi. Bu tür çok önemli şeylerle uğraşması gerekirken maalesef bizim federasyon cezanın dışında bir şeyle uğraşmıyor. Etimesgut Belediyespor Kulübü'nde bir maçta, Pendik maçından sonra Pendik takımı gitmiş. Gözlemci, hakem, temsilci hepsi gitmiş. 20-25 dakika geçmiş. Ben sahada, bizim çocuklar beni bekliyor. Ben de çocukların yanına gittim ve o çocuklarla galibiyet sevincini yaşadık. Ayrıca Covid testi de olmuşum. Bu çocuklarla benim orada bir araya gelmemin cezayı gerektirecek herhangi bir şeyi var mı? Bana göre yok. 30 gün ceza verdiler bana. Şaka gibi.
Ondan sonra aradım Sayın Başkan'ı. Dedim ki, Sayın Başkanım, bununla ilgili benim ceza almamam lazım. Söyledim. Bana ceza çıktı. 30 gün. Dedim ki aynısını aynı yerde tekrar yapacağım. Aynısını aynı yerde. Maç bitti 20-25 dakika sonra. Aynı hareketi, aynı sevinci tekrar yaptık. Ve basının karşısında yaptım. Ona ceza vermediler. Konuşmama ceza verdiler. Konuşmaya, ya ben eleştirmeyecek miyim? Eleştireceğim tabii. Konuşmama ceza verdiler. Tamam dedik, bir ceza daha, 30 gün daha, oldu 60 gün. Ha şeyde, Rize'de aldığım cezanın bir kısmında haklı. Haklıya haklı. Ama Rize'deki yapmış olduğum konuşmamda ceza verilecek ne vardı? Ya kardeşim, sen işinle uğraş, federasyon. Cezayla uğraşma. İşin gücün ceza olmasın. İnsanın moralini bozma. Bak benim gibi bir başkan, Etimesut Spor'u 1 lira borcu olmadan bırakıyorum. Rize Spor'u 30 milyon borçla bırakıyorum. 30 milyon. Aldığımız 160 milyon mu, 170 milyon mu neydi? Yani 27 milyon euro borçla aldık, 30 milyonla bırakıyorum. Benim, işte basın olarak beni takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Benim yanlış bir işim hiç hayatta olmadı. Benim gibileri soğutur, futboldan uzaklaştırırsanız ondan sonra kulüpler borç batağı içinde yüzer. Federasyonda bununla ilgili herhangi bir tedbir alması gerekirken almaz. Kulüpler Birliği, kulüplerin yasası bekliyor. Halbuki kulüpler yasasını bakanlığa bırakmanın bir anlamı yok ki. Bu yasayı biz hazırlayalım, ondan sonra bakanlığa sunalım. Diyelim ki bak bu şekilde bir yasa bizim için uygundur. Onlar da içinden temizlerler, düzgün bir şekilde getirirler ve yasallaşır. Ama maalesef yapabiliyorlar mı? Bana göre bu federasyon başarısızdır. Aslında benim istifa etmem gerekmezdi. Onların istifa etmesi gerekirdi. Ama bir kaos olmasın düşüncesiyle ben görevimden istifa ediyorum. İnşallah onlar gittikten sonra tekrar futbola döneriz. Ailece bırakıyoruz. Yani ben ve oğlum da Gençler Birliği'ndeydi. Oğlum da bırakmak kaydıyla tamamen futboldan çekiliyoruz. Başkan, geçici ayrılık diyebilir miyiz? Yani federasyon futbolarıyla değişecek, ondan sonra tekrar görevlerinize döneceksiniz diye düşünebilir miyiz? Tabii. Yani bu federasyon gittikten sonra kulüp başkanlığımda olabilir, yeni kulüplerde görev de alabilirim, danışmanlık da yapabilirim. Az çok ben evet futbol oynama işinden pek anlamam ama iyi bir yönetici olduğumdan son derece eminim. Çünkü işte şeyi örneği ortada. 3 sene Rizespor'u yönettim. Borcunu aşağıya indirdim. 11 sene Etimesut Belediyespor Kulübü'nü yönettim. Hiç borcu yok. Demek ki bu işten az çok anlıyorum yönetici olarak. Onun için inşallah tekrar döneriz diye düşünüyorum. Peki federasyon seçimlerine ne niyetiniz var başkan? Şimdi federasyon seçimlerine daha bayağı var. Tabii federasyon seçimlerine kadar ne olur ne biter bunu bilemiyoruz. İnşallah bir değişik daha bu işleri iyi yapabilecek kişiler aday olabilir. Buyurun. Şimdi tabii benim Çaykur Rizespor benim için farklı bir kulüp. Benim memleketimin kulübü. Yani burada benim başkanlık yapmam benim için bir onurdu. Çok şükür bunu bana layık görenler ve çok teşekkür ediyorum. Yani Rizeli olup Rizespor başkanlığı yapmak bambaşka bir şey. Niye Rizespor başkanlığı olmasın? Olur tabii. Yani yıllar sonra yine ihtiyaç olursa Rizespor başkanlığı bize gündeme gelirse tabii ki seve seve yaparım. Yani her halükarda yaparım. Bir ikincisi, şimdi Rizespor'dan ayrıldıktan sonra gelecek olan kulüp başkanı arkadaşımın da yanındayım ben yani. Onunla beraber o benden ne isterse, benim yapabileceğim bir şey ne olursa elimden geleni yapacağım yani. Gelecek başkanla da beraberiz. Etimesut Spor'da da aynı. İkisinde de onlarla yine beraber olacağım ama ben isim olarak görev almayacağım. Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, Ankara ASKP'de bir görevimiz vardı. Bu kararımız orayı ilgilendiriyor mu? Orayı bağlaştıran bir durum var mı?
Şimdi Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun üstünde Türkiye Futbol Federasyonu yok. Onun için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanını da bu federasyonda ezmek isteyen çok insanlar var. Onun için Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görevime devam edeceğim. Ve başkanın da yanında olacağım. Başkanım, Sayın Nihat Özdemir ile görüşebildiniz mi? Neden soruyorum? Sizin şu anda futboldan çekilmenizin problemi Türk Federasyon yetkilileriyle mi alakalı yoksa Sayın Başkan'la mı alakalı? Sayın Başkan'ın tek başına kararlar verebildiğini biliyor musunuz? Şimdi ben bu konuyla ilgili Sayın Başkan'a söyledim. Daha çok Mehmet Baykan Bey'e de anlattım. Ama maalesef Sayın Baykan kendilerinin eline almış bir sopayı sana da vururum, ona da vururum havasında. Ben ona da söyledim kendisine. Ben kafama vurdurmam dedim. Mehmet Baykan benim kafama vuracak kadar bir ağırlığı yok. Yani olamaz da. Ama başkana açık bir şekilde söyledim. Dedim ki ben bu konuda ceza aldım. Bu cezayı almamam gerekiyor. Tamam bakarız başkan dedi. Ama nihai sonuca baktığımız zaman ben ceza aldım. Evet arkadaşlar. Siz sporun emekçilerisiniz. Yani bir de işin kötüsü Ankara'da da takım kalmadı. Ankara'da ne yapacağız yani? Bir şeyler yapmamız lazım. Başka bir şeyler mi yapalım? Ne yapalım bilmiyorum ya. Ben bu konuyla ilgili diğer kulüp başkanlarından bir fiilde görüştüm. Bir fiil tek tek görüştüğüm de oldu. Çoğu samimi söylüyorum. Biz önümüzdeki genel kurulda, mali genel kurulda federasyonu ibra etmeyecektik. Etmezdik yani. Çünkü herkes tedirgin. Federasyondan herkes tedirgin. Mutlu olan bir tane yok ki. Benim gördüğüm öyle, konuştuğum öyle. Yani Süleyman Hurma'ya veriyorsunuz bilmem ne kadar ceza. Bana veriyorsunuz 105 gün ceza. Ya bu olacak iş mi yani? Bir kulüp başkanına bu kadar ceza verilir mi? Ha hata kimde? Hata yine bizde. Biz diyebiliriz ki kulüp başkanlarına ceza şu kadardan fazla verilemez. Bunu biz genel kurulda tüzüğe koydururuz. Koydurabiliriz bunu yani. Ama maalesef bir birlikteliği sağlayacak, bir öncü olacak bir arkadaşımız olursa federasyonla çok uğraşır. Ama yani uğraşıp kaos yaratmak iyi mi bilmiyorum yani. Fazla da kaosun olmasını da istemiyoruz. İşte neticede milli takım maçları var. Yani Türkiye'yi temsil eden bir federasyon. Fazla da üzerine gitmeyi de uygun görmediğim için istifa kararı aldım. Yani. Tabii onu zaman gösterir. Şimdi ben Ankara Gücü'nü de çok severim. Herkes bilir. Gençler Birliği'ni de severim. Gençler Birliği rahmetli İlhan abiyle de iyi bir dostluğum vardı. Onu zaman gösterir tabii. İnşallah öyle bir zaman ne gösterecek? Olabilir. Hiçbir sakıncası yok bizce yani. Niye olmasın? Ama özellikle ben Rize sporluyum. Başka bir takımım da olmadı. Rize sporluyum. Bunu herkes biliyor. Rize Spor'un bu konuda da zarar görmemesi. Şimdi ben bu kulüpte başkan olarak devam etseydim bazı söylemlerimden sonra federasyonun tutumu daha farklı olacaktı. Çünkü bakıyorsunuz hakem göndermelere bakıyorsunuz. Bir hakem gönderme işini, hakemlerin puan işini çözemediler arkadaşlar. Hangi hakemin nereye gideceğini puana göre aslında herkesin bilmesi lazım. Hangi hakem kaç puan almış o hafta bunu bilmesi lazım. Sen istediğin hakemi şuraya, istediğin hakemi buraya olmaması lazım. Bir standart olması lazım. Sen istediğin hakemi sağa sola gönderirsen ondan sonra insanın kafasında kuşku olmaya başlar. Ben hakemlerin hiçbir problem yaratacağını zannetmiyorum. Hakemlerin de düzgün olduğunu zannediyorum. Ama tek sıkıntı bana göre o da federasyonda. Hakemlere diyecek ki arkadaşlar gördüğünüzü çalın. Adil olun. Biz sizin arkanızdayız. Bunu deseler yeter. Ama Ahmet'i o maça, Mehmet'i bu maça, Hasan'ı öbür maça dersen
Ondan sonra ne olur? İşler karışır. Şimdi ben başkanlığa devam etseydim, ben bu federasyonun Rize Spor'a çok büyük sıkıntılar yaratacağından son derece emindim. Onun için istifa etmemin daha uygun olduğunu düşündüm. Başkanım, şunu sormak istiyorum. Siz Rize Spor zarar görmesin diye bıraktınız. Güçlü bir lidersiniz, güçlü bir karaktersiniz. Peki şu anda federasyonun yanlış yönettiğini düşünüyorsunuz. Peki kim mücadele edecek futbolun iyi olması için eğer böyle düşünüyorsanız? Ayrıca belki kulüp başkanlığı görevinizde ama spor adamlığınız devam ediyor. Dışarıdan da mücadele etmeye devam edecek misiniz böyle bir durumda? Şimdi tabii zaman ne gösterir bilmiyorum. Şimdi kulüp başkanı arkadaşlarımızdan da buradan rahatsız olan çok insan, çok kulüp başkanı var. Ama bir patlama noktası var. Patlama noktasına daha kimse gelmedi. Hepsi bekliyor. Ama bir patlarsa Türk futbolu için çok sıkıntılar olabilir. Zaten borç içinde yoğrulan kulüplerimiz sıkıntıda. Bir de federasyon problemi olduğu zaman daha kötü olur diye düşünüyorum. Ama inşallah bir an önce düzelir ve gayet güzel bir federasyona sahip oluruz. Federasyonun bir yasa, bir anayasası olur. O anayasa çerçevesinde de hangi federasyon başkanı gelirse gelsin, hangi yönetim gelirse gelsin, o çerçevede federasyonu ve kulüpleri idare eder. Başkanım, bir sorun olacak ama dün Kulüpler Birliği'nin açıklaması oldu. Hatta federasyonla aynı şekilde olduğunu söyledi Bancı'yla alakalı ama esas orada farklı bir konu var. Kulüpler Birliği'nin açıklaması içerisinde hani federasyon biraz da bağımsız bir karar aldı. Kulüpler Birliği görüşmelerde karar aldığı gibi bir açıklaması mı var? Kulüpler Birliği ile federasyon arasındaki bağ ne kadar güçlü? Yani siz sonuç itibariyle kulüp başkanlığı yaptığınız konuyla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Şimdi Nihat Bey'in ilk başkanlık döneminde Kulüpler Birliği ile gayet yakın ilişki içerisindeydi. Ama son zamanlarda tabii biraz da pandemi meselesi, pandemi gündeme gelince biraz daha uzaklaştı. Ama ilk zamanlarda devamlı Nihat Bey genelde konularda danışarak, Kulüpler Birliği ile görüşerek götürülüyordu konular. Ama son şeyle ilgili Kulüpler Birliği'ndeki arkadaşların bir zerzenişi var biraz bu konuyla ilgili. Ama bu konuda daha önceden görüşülüyordu. Bu yabancı sayısının azaltılması yıllardır konuşulan bir konuydu. Bence federasyonun bu konuda yanlış bir adım attığını düşünmüyorum. İşte onu söyledim. Kulüpler Birliği yasasına başkanların borçlardan sorumlu olması, başkan ve yönetim kurulunun borçlarından sorumlu olması maddesini mutlaka koymak gerekir. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya kulüplerin çok borcu var, bunu nasıl koyacak, kim kabul edecek? Geçmiş borçları arındırabilirsiniz. Geçmiş borçlar ve geçmiş borçların borçlandıracağı, yani geçmiş borçlardan dolayı artacak borçlara kulüp başkanları sorumlu olmayabilir. Ama yeni olacak borçlardan kulüp başkanları sorumlu olacak şekilde bir yasa ayarlayabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Kulüpler Birliği yasasını askıya aldılar. Niye askıya aldırıyorsunuz? Önemli olan konuları koydurun, yasa çıksın. Ama maalesef kimsenin işine gelmiyor herhalde. Yani ben koydum işte Etimesut'a. Etimesut Belediyespor Kulübü'nün tüzüğünde borçların %60'ından başkan, %40'ından yönetim kurulu sorumludur. İkisi birbirini kontrol eder. Başkanı, yönetim kurulu kontrol eder. Borçlandırmaz, yanlış yaptırmaz. Ve Etimesut Belediyespor Kulübü'nün 1 lira borcu yok. Ha Rize'deki zihniyetim de aynıydı benim. Her ne kadar oraya koyamadıysak da Rize'de de geldiğimdeki borcu söyledim. Yaklaşık 170-180 milyon o zamanki şeyle euro bazında 27 milyon euro borcu vardı. Bugün 3 milyon euro borcu var. Zihniyetim aynı benim. Ha benim gibi zihniyette insanlar bir kulübün başına geldiği zaman problem yok. Kendi şirketi gibi eğer idare ediyorsa kulübü bunda problem yok. Ama göreceksiniz arkadaşlar bu böyle giderse bak yapılanma yapan kulüpler var. Yapılanma yapan kulüpler patlayacak. Ne zaman patlayacak? Göreceksiniz bu bir ödemelerin başladığı dönemler var. O zamanlarda bu kulüplerin patlama noktasıdır. Ondan sonra onlara başkan da bulamayacaksınız. Üzülüyorum yani bu şekle getiren
Kulüp başkanlarını rahat bırakmayacaksın. Bir yasa yapacaksın. O yasa çerçevesinde kulüp başkanları kulüpleri öyle yönetecek. Öyle olursa o zaman kulüpler boşlanmaz. Bunu da federasyon düşünmesi lazım. Soruyorum ey federasyon. Kulüpler olmadığı zaman sen var mısın? Sen de yoksun. Onun için kulüplere sahip çıkmak lazım. Öncelik kulüplerdedir. Peki başkanım neden çıkmıyor bu yasa? Hangi başkanla görüşsek bu yasanın çıkmasını istiyor. Çünkü kendisinden önceki yönetimden başkandan şikayetçi bu borçlarla aldığı için. Ama bir türlü bu yasa çıkmıyor. Neden? Bunu spor genel müdürü Baykan'a soracaksınız. O takip ediyor bu işleri. Çok iyi biliyor ya, hem federasyonu düzeltti hem spor genel müdürlüğünü düzeltti. Her şeyi düzeltti. Ona soracaksınız. Ceza vermeyi biliyor. Kulüpler Birliği'nde konuşuldu mu başkanım bu konu? Kulüpler Birliği'nde her zaman konuşuluyor. Tabii Kulüpler Birliği'nde de şimdi bu konu tam açılmadığı için bazı kulüp başkanları buna sıcak bakmıyor. Niye bakmıyor? Milyar borçları olanlar var. 1 milyar, 2 milyar borçları olanlar var. Şimdi bu kulüplere de başkanlar sıkıntıya girmek istemiyor. Ama bunu özetleyeceksiniz. Yani geçmiş borçlardan sorumlu olmayacak. Gelecek borçlardan sorumlu olmak kaydıyla bir şekillendirebilirsiniz. Şimdi hakemler konusu neydi? Maçları tabii hakemlerin yanlış kararlarında tabii ki etki ediyor. Etmiyor olur mu? Bir çuval böyle şeyler var. Yani bu tip maçlar, birçok maç var. Yani hakemlerin yanlış kararlar yüzünden farklı şekillere gitti. Ama ben bunların %80 hatta %90'ını art niyet olarak olduğunu kabul etmiyorum. Hakemlerde art niyet yok. Bir kısmı art niyetli mutlaka var. Onları da biliyoruz. Yani art niyetli hangi maçlarda olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Siz bu işin içindesiniz. Bir kısım var ama genel olarak değerlendirmemek lazım. Genel olarak hakemler gördüğünü çalar. Ama hakemi bir oraya, bir buraya, bir sağa, bir sola kimse kendi inisiyatifiyle gönderme şeyi olmaması lazım. Bir puanlama sistemi var. Bu sistem çerçevesinde, o puan çerçevesinde hakemler nereye gideceğini bilmesi lazım. Biz kulüp başkanları da bilmesi lazım. Bize hangi hakem gelebilir yaklaşık puanına göre onu da tahmin etmesi lazım. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.